Esra Dermancıoğlu. Ve Esra'nın... Kini. Bana bak. Esra'nın öfkesi. Öfkesi. Ve oyuncu Murat Balcı açıklamaları. Bal gibi çocuk dedik. Bize demediklerini bırakmadılar. İzliyoruz. Kendisinden 15 yaş küçük Murat Balcı'yla aşk yaşayan Esra Dermancıoğlu gelen yorumlara tepki gösterdi. Yorumcularımızı kendince tiye aldı. Geçtiğimiz günlerde 52 yaşındaki oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun kendisinden 15 yaş küçük meslektaşı Murat Balcı'yla aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Yorumcularımız bu çiftin uyumunu programımızın konsepti gereği canlı yayında yorumlamaya başladı. Ama bu çıkış yapmadı. Hiç olmaz çünkü yani böyle bir çıkış olmaz. Bu şekilde olmaz olmaz çünkü yakışmadılar. Yani. O yüzden yani bunların alakasızları olmadığı çok belli. Bence çok arkadaşlar ya. Yorumcularımız çifti aralarındaki uyumdan yaş farkına kadar tarzlarından kişiliklerini birçok farklı konuda eleştirdi. Marjinal bir ilişki olamaz mı? Ne demek marjinal, istiyorsun? Marjinal nasıl marjinal? Yani iki ayrı babazıt kutubun birleşmesi. Yok olamaz. Yani bu ikisinin hiçbir şekilde alakası. Siz kadınlardan her şey beklenir. Kendi şahsi düşüncelerini dile getiren yorumcularımız beklemediği bir tepki aldı. Bugün de yani beni konuşturup durmayın Allah aşkına. Bu tarzı değil. Yalnız Murat çok yakışıklı bir çocuk. Çok. Gerçekten çok yakışıklı bir çocuk. Esra Dermancıoğlu'nun canlı yayında kendileri hakkında yapılan yorumlar canını sıktı. Acısını magazin ve yorumcularımızdan çıkardı. Seren Serengil'in yorumuna takılan Esra Dermancıoğlu'na bir konuda hatırlatma yapmak istiyoruz. Yorumcularımızın yorumlarına katılıp katılmamak kendisinin elinde. Seren Serengil'le kalmayıp Dermancıoğlu yorumcumuz Arto'ya da cevap veriyor. Esra Dermancıoğlu'nun yapılan yorumlar sonucu keyfinin kaçtığı çok açık. Fakat bu durum magazin dünyasında ilk kez yaşanan bir olay değil. Cevap hakkı doğan yorumcularımızın cevap vermesi için şimdi son söz stüdyoda. Ya bir şey diyeceğim. Seren sen orada Esra çirkin çocuk yakışıklı mı demek istedin? Bazı şeyleri yayında söyleyemediğimizi mi aslında anlatmaya çalıştın? Şimdi hanımefendinin kendinle alakalı tahmin ediyorum sorunları var. Belli ki. Çünkü tarzı değil demenin. Lügattaki karşılığı çirkin olarak algılamış. Kendini öyle hissediyor olabilir. Çünkü yani bazen, lügattaki karşılığı o değil. Çünkü lügattaki yani. Karşılığı tarzı değil demenin. Onun stilinde biri değil. Onun istediği... Kimyası, enerjisi. Onun istediği normlarda birisi değil. Daha ne desinler ayol? Deyip aslında kadına şiddeti ve öyle değil dediği o diğer hemcinslerine... Yani işte ne demek istiyor ben ki? Ben aynı şeyi birine yazdım hani zaten. Gözüne, burnuna atıyorum işlem yaptırmış Türkiye'deki tüm kadınları aslında. Yani tarzı diyor onlar mı diyor? Aslında bugün botoks yapan, atıyorum dudağını hafif şişirttiren falan. Hani işlem yapılan tüm kadınlarımıza aslında son derece hakaretvari bir şeyler söylemek istiyor. Çünkü kendisi öyle olamadığı için hani kendini öyle hissetmediği için diyeyim bir başka kadına güzelliğini çirkinleştirmeye çalışarak intikamını alıyor. Şimdi ben bir bakayım dedim. Çünkü gerçekten aslında burada televizyonda olduğum için, YouTube programı yapmadığımız için her şeyi çok açıklıkla söyleyemiyoruz. Ben tarzı değil derken esasında hem çocuğun tarzı değil demek istedim. Çünkü çocuğun tarzının da ne olduğunu çok iyi bildiğim için bu kadarını söyledim. Aslında hanımefendiyle hiç alakası yoktu. Ama hanımefendi. Şimdi dedim ki böyle davranan insanlar, bir NLP'cim var, bir psikoloğum var, arkadaşım aynı zamanda. Esra Hanım'ın videosunu seyrettirdim. Neden bu kadın dedim kendini böyle hissediyor acaba? Yani neden böyle algılıyor bizim laflarımızı?
Çünkü birisinin tarzı değil bu kadın. Veya kadın da demedim zaten. Tarzı değil dedim yani. Bence o bizden intikam almaya, güzel kadınlardan ya da intikam almaya. Güzel kadınlara karşı düşman. Evet. Ne dedi biliyor musun benim psikoloğum? Kendini çok değersiz görmüş. Çocukluğundan gelen bir şey. Bunları kompleks yapmış. Söylenen her şeyi onu hani tarzı değil dediğiniz zaman kendini güzel hissetmediğinden ötürü alınganlık ne taraftaysa oradan alıyor. Zaten story demiş, şöyle konuyu. Başlıyor. Story dedi. Şöyle diyor Seren. Kim kimin tarzı olmak istiyor ki zaten? Hani kim böyle yani, bir enteresan bir çıkıyor. Yani o da benim tarzım değil demek istiyor. Evet öyle söylüyor. Halbuki tarz değil derken biz ne çirkin demek istedik. Asla bir de. Demek istemedik öyle bir şey. Kendi kendine varsayarak yani kendi kendine kendi rahatsızlıklarından, kendini değersiz buluşundan ve kendini beğenmediğin için sarf edilen lafları bu şekilde anlamlandırarak insanları provoke ederek hanımefendi konuyu. Çok doğru yapmış tabii. Çünkü provoke ederek diziden biliyorsun diziden işi bitti. Tabii bir şekilde insan bir gündeme gelmek istiyor. Kime sallarsa bu kadar haber olabilirdi. Ya şöyle. Yani. Şey de çok komik. Magazini bir türlü sevemedim. Biz seni nerede göreceğiz Esra başka? Esra Hanım doçent doktor. O yüzden magazinde yer almaması gerekiyor. Çok hatalı. Murat'ın da paylaşımı çok tuhaf. Ya Murat hakikaten yani seni yeni tanıdım. Şimdi, kalbinde kırılmasın ama şöyle bir şey var mı ya? Dehşete kapıldım. İki gündür dehşetle izliyorum. Hepimizi sevgi kurtaracak. Sevgiye sığınalım. Ne oluyor ya? Savaşta Murat, mıyız? Sen beni daha fazla konuşturma. Çünkü ben yani bu zaten konu senden ötürü böyle gelişti. Savaşta mıyız Murat? Fazla, bence... Yani biz kamufle edelim yani diye başka bir şey oldu. İnsanın ağzını açtık. Esra'da kendi kendine. Zariflik yapmaya devam ediyoruz. Nezaketli olmaya devam ediyoruz. Hanımefendinin de bazen herkesin kompleks duyduğu şeyler olabilir. Böyle insanlara bana tarzı değil dedi. Bunun altında bana çirkin demek yatıyor. Evet. Sen asla bunu anlamlandıramazsın. Biz burada çirkin. Çok özür dilerim. Sen bunu varsayarak hiç kimseyi suçlayamazsın. Çünkü ben zaten çirkin bulduğum bir şey çirkin diyorum. Geçen gün Halise'nin fotoğrafını çirkin buldum, çirkin dedim. Yani ben lafı dolandırmam. Lak diye söylerim. Esra, ama buradaki söylemek istediğim şey sen onun tarzı. Esra diyorsun. Ben size bir şey söyleyeceğim. Esra, o yüzden de hani biraz arada... dikkatli. Öyle. Ayrıca da sen yapsan da öyle olmaz sana. Hani diyorsun ya böyle dudakları böyle olan. O sana ne yapsan da olmaz. Yani o sana zaten olmaz. Bak, zorla laf istedin için, sen. Onu bildiğin için zaten bu kadınlara düşmansın. Ama bence senin yaptığın, bak bugün de 8 Mart Kadınlar Günü, sen güzel kadınlara düşman olma. Sen de çok güzelsin çünkü. Tamam? Hadi bence Esra zaten bütün bunları... O da sana takmış o lafını. Hani seksüel anlamda söylemiyor. Yani Seren zaten yeterince açıkladı. Ben de söyleyeyim. Şimdi Esra bir şekilde sözde entelektüel fakat burada istediği gibi yorumlamış mahsus... Evet. Çünkü biliyor bizim ona daha sonra cevap vereceğimiz ve gündem olacağını ki her yerde gündem. Çünkü Papyon Pierlotti mezunu zaten belli bir kültürü var. Arkasından da galiba İsviçre'de okudu Franklin College'de. O zaman işte yani aynı insanı konuşuyoruz. İşte yani ama bence niyet önemli ama. Hayır işte burada istediği şey zaten bu. Bu şekilde ama ona yaramıyor bu. İşte. Çünkü neden yaramıyor biliyor musun? Burada bunun cevabı olacağı için, doğrusu olacağı için beni bununla yenemiyor, yenemez. Bana hizmet eder ancak programımızı hizmet tabii. eder. Program her hafta yeni bütün, bir gündemle. Aynen, bütün hafta sonu yani, sayende canım. Biz zaten bazı şeyleri bilerek yaparız. Yani her hafta biliyorsunuz bizim program gündem yaratıyor. Kendi gündemimizi, kendi bu bizim profesyonelliğimiz. Seninle ilgili değil, seninle alakalı. Ne bir çirkin, ne bir kötü, asla ne bir fiziğine bir şey. Asla. Asla. Bu böyle değilken bunun alınganlığı ne demektir diye sordum. Bu bir aşağılık kompleksi dedi psikolog. Bu arada herkesin yorumu yani farklı ya. Yani insan hani... Açık ve net bir şekilde bu fotoğrafta arkadaşlıktan başka bir şey göremiyorum da diyorum mesela ben. Oraya giden yok. İşte sana ne diyorum? Oraya hiç söylüyorum. Konuya giren yok. Tabii. Burada sizin söylemek isteyip burada ama çünkü... rencide olmasın diye söylemediniz. Aynen. Ki Esra ile ilgisi yok. Aynen. Hiç Esra ile ilgisi hiç senin alakası yok. Tarzı değil demenin Esra açılımında... topu alıyor mahsus. Bak tarzı değil demenin altında Esra ile aslında hiç alakası olmayan bir durum burada var. Burada verilen o subliminal mesaj ama, onunla senin dediğinle ilgili değil yani. O da biliyor bilmiyor. Tabii biliyor. Bana tarzı değil dediler. Onun altında bana çirkin dedi.
Ve siz bu tedavi arada Instagram olun, takipçileri siz olun. Bazılarınız ayrıca iki yüzlüsünüz. Niye mi? Hepiniz bunun arkasında durdunuz. Niye durduğunuzu ben biliyorum. Niye biliyor musun? Çünkü alımlı çalımlı bir kadın değil ya. Ama bugün Seren dans ettiğinde, Bircan dans ettiğinde, Hande Erkel, Demet Çener, Demet Akalın dans ettiğinde demediğiniz pis laflarınız yok. Neler yazıyorsunuz altına? Nedense birden Esra'nın hepiniz şey oldunuz, savaşçısı. Niye? Niyesini? Çünkü niyesini biraz sonra söyleyeceğim. Reklamlar. Öptük, reklamlar. Kaldığım yerden devam edeyim. Lütfen. Çünkü Esra Dermancıoğlu iddiasız bir kadın olduğu için, normal bir kadın olduğu için ve kendi vazifesini gayet güzel yapıyor ama iddiası yok. Ama nerede güzel bir kadın var? İşte solumdaki gibi, işte sağımdaki gibi, Demet Şener gibi, Akalın gibi ya da neyse ne. Ama onları yerden yere vuruyorsunuz. Niye? Çünkü onlar için, çünkü onlar sizin potansiyel düşmanınız. Çünkü niye onlar güzel? Bunları bazılarınız için söylüyorum tabii. Herkes için der miyim? Ama bazıları. Çoğu insan farkında neyin neden yapılmak istemiyor. Güzel kadınları da sevelim. Bütün kadınları sevelim. Tabii yani abi. Aslında bütün kadınlar da güzeldir zaten. Hanımefendi de güzel. Hanımefendinin güzelliğiyle veyahut da onunla bununla. Ama o bir başka güzel kadının dudağınla, gözünle, hani orasıyla burasıyla dalga geçtiğini zannederek. E tabii aslında, kendi de aynı şiddeti gösteriyor madem öyle. Kendi kendisini haklı çıkartmaya çalışırken bizlere ne kadar aslında şiddet gösteriyor. Bize göre uymaz dedik. Aşk yaşayacak. Seviyoruz ama ben yine tekrar ediyorum. Hiç tarzı değil Murat'ın. Hayır. Bir daha tekrar ediyorum. Gerçekten tarzı değil. Ben de ama diyorsun, bunun ben de diyorum açılımında ki da lügatta çirkin yazmıyor. Evet. Peki. Öneririm biraz kitap okusun. Hayır, aşk bittik. İstiyorsa da yaşasın. Hiçbir problem yok. Esra ve bütün hanımlar. Gününüz kutlu olsun. Hoşçakalın. Bizden uzak dur.